Mersin'in Tarsus ilçesinde inşa edilen ve tamamlandığında 30 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı olacak Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Drone havadan görüntülenen havalimanının iki yıl içinde bitirilip hizmete açılması bekleniyor. Türkiye'nin ilk bölgesel büyüklük bakımından da ikinci havalimanı ünvanına sahip olacak Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda inşaat çalışmaları sürüyor. Çukurova Havalimanı'nın 60 metre genişliğinde her biri 3500 metre uzunluğunda iki pisti olacak. Proje kapsamında karayolu ve demiryolu bağlantısıyla yolcuların havalimanına kolay ulaşımları sağlanacak. Mersin ile Adana arasında otoyolun yanı sıra D-400 karayoluna havalimanından direkt bağlantı olacak. 40 metre genişliğinde 17 kilometrelik yol yapım çalışması da hızla sürüyor. Yine karayoluyla birlikte gelecek demiryolu hattı da projenin kapsamı içerisinde bulunuyor. Böylece Adana'dan veya Mersin'den çıkan yolcular rahatlıkla havalimanına ulaşabilecek. Her biri 3500 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde 2 adet piste sahip olacak havalimanındaki çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Beton dökme işleminin devam ettiği pistte hummalı bir çalışma yürütülürken yıl sonuna kadar bütün altyapı çalışmalarının bitmesi bekleniyor. Bugün de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsansu ve AK Parti Mersin Milletvekilleri Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili brifing alan Kara İsmailoğlu daha sonra inşaat sahasını gezdi. Ana pistteki betonlama çalışmalarını yerinde inceledi.